23. bölüm. Dünya cennetini ısıtmak. Önceki gibi ayakta durma duruşuna geçin. Ellerinizi ceketinizin cebine koyun. Şekli gösteriyorum. Ceket giymiyorsanız ya da ceketinizin cebi yoksa, varmış gibi farz edin ve ellerinizi karnınızın üstüne göbek deliğinin her iki yanına yerleştirin. Şimdi karnınıza doğru nefes alın ve çiğnin karnınızda toplanmaya başladığını hissedin. Bu duyguyu genellikle enerjinizin altındaki karnınızda artan sıcaklık hissi olarak hissedersiniz. Dünya cenneti olan tiğin yani enerji sisteminizin merkezidir. Bu duruşla da siz bu merkezi ısıtıyorsunuz. Bu benim en çok beğendiğim duruşlar arasındadır. Her zaman cepli kazaklar alırım ki bu duruşu ne zaman istersem yapabileyim. Bu duruşun faydaları. Zihniniz rahatlar ve stresli düşüncelerden kurtulursunuz. Dantinizdeki çiyi güçlendirirsiniz. Dantinin enerji sisteminizin makine dairesi olduğunu unutmayın. Ayrıca vücuttaki kan durgunluğunu temizler, özellikle kadınlarda üreme ve adet işlevlerine çok faydası vardır. Eğer erkekler bu sizi kızdırdıysa, siz de kendinizi düşünüyorsunuz doğal olarak, bu egzersizin karaciğerdeki çiyi harekete geçirdiğini, böylelikle sakinleşeceğinizi unutmayın. Bir sürü hediye almak. Önceki gibi ayakta durma duruşuna geçin. Şekli gösteriyorum. Kollarınızı her iki yanınıza sarkıtın. Avuç içleriniz öne doğru baksın. Kollarınızı ve ellerinizi rahatlatın. Nefes aldıkça çiğnin ellerinize doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Bu duruş sizi dünyanın ve cennetin enerjisine ulaştırır. Size sunulan şu hediyeleri alın. Rahatlama, ilham, iyileşme. Bu duruşun faydaları. Bu bütün duruşların en ilginci olabilir. Her seferinde farklı hissedebilirsiniz. Farklı duyguları hissedebilir ve zihnin farklı durumlarını tecrübe edebilirsiniz. Duruşların en açık olanı budur. Bu yüzden o zamanda neye ihtiyacın varsa ona kendini açabilirsiniz. Sadece kendinizi açın ve birçok hediyenin gelmesini bekleyin. Baykuş, önceki gibi ayakta durma duruşuna geçin. Şekli gösteriyorum. Ellerinizi belinizin arkasında tutuşturun. Bir elinizle diğerini tutup baş parmaklarınızı birbirine kenetleyin. Bu şekilde yürüyen halinden memnun yaşlı insanları şüphesiz görebilirsiniz. Ve bu da hakikaten uzun yaşamın sırlarından biridir. Böyle ayakta durarak güzel görüntülere ya da bu duruş duran kötü insanlara bakmaya bayılırım. Ne zaman bu duruşla gezintiye çıksam kendimi çok huzurlu ve rahat hissediyorum. Bu duruşun faydaları. Kollarınız böbreklerinizi kucaklar ve bu böbrek enerji sistemi için çok destekleyici olur. Böbreklerin vücudun çok önemli organları olduğunu unutmayın. Yani onları desteklemek iyi bir fikirdir. Kollardaki gerinme yang meridyenlerini destekler. Böylece vücudun ısınmasına yardımcı olur. Bu duruşla ilgili olarak tek şey sakinleşmek ve rahatlamaktır. Hareketli duruşlar. Beyaz dağlara tırmanmak. Batıda dişlerinizi fırçalamak olarak bilinir. Dişlerinizi düşünerek temizlemek gerçekten çok güzel bir egzersizdir. Çünkü günde iki kere yaptığımız bu eylemi düşünmeden kalkar yaparız. Bu yüzden diş fırçalama düşünerek ve bilinçli yapılarak güzel bir egzersiz olabilir. Bunu herhangi bir stres duruşu gibi düşünün. Dizleriniz eğik olsun, tamamen rahatlayın ve nefesinize odaklanın. Daha sonra dişlerinizi temizlemenin nasıl hissettirdiğine bir bakın. Diş macununun tadını, damaklarınızdaki diş fırçası darbelerini, diş fırçalama esnasında dilinizin nasıl yukarıda kaldığını fark edin. Bu duruşun faydaları. Dişlerinizi daha dikkatli ve adam akıllı temizlediğinizde diş temizliğinizin seviyesi birden yükselecek. Naneli bir diş macunu alın ve bu çiğyi harekete geçirdikçe yararlandığınız faydaları arttırın. Mide meridyenlerinde harekete geçer. Yani dişlerinize bakmanız demek, midenize bakmanız demektir. Dişlerinize özen gösterdiğinizde stresin ve yorgunluğun birinci kurbanı olan böbrek sistemini de canlandırırsınız. Sıvı gölde dalmak. Batıda bulaşıkları yıkamak olarak bilinir.
beyaz dağlara tırmanmak gibi sığ bir gölde dalmak da bilinçli yapılan güzel bir egzersizdir. Dişlerinizi temizlemek çabuk ve düşünmeden yapılan bir eylem olsa da bulaşıkları yıkamak daha uzun ve acılı bir eylemdir. Bu eylemi mümkün olduğunca kısa sürede yapmak, yaparken de dikkatimizi radyoyla ya da başka bir şeyle dağıtmak isteriz. Bu iğrenç kısmın daha zekici olmasını dört gözle bekleriz. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak iyidir. Dikkatli olmak ne yaptığının farkında olmaktır. Ne yaptığınızı odaklanmaktan kaçmaya çalışmaktan çok kasıtlı olarak ilginizi yaptığınız şeye odaklamaktır. Dikkatinizi şimdiki zamana, normalde geçmiş ya da gelecekte olduğu zaman ve şimdiki eyleme ve yere, normalde başka bir yerde dolanıyor olduğu zaman çekersiniz. Köpüklü ve lastik eldivenli bulaşık yıkama dünyasına farkındalık ve meditasyon egzersizi olarak giren ilk ben değilim. Bu Budistler tarih öncesinden beri odunları kırıyor, su taşıyor ve iki yağ bardaklarını yıkıyorlardır. Bu yüzden siktret meditasyon şekillerinden hem rahatlamak hem de yıkamak için kendi deneyiminizi kullanın. Kollarınızı ve bacaklarınızı rahatlatın. Daha sonra bardakları yıkamanın nasıl bir şey olduğuna dikkat edin. Sıcak suyun nasıl hissettirdiğini, bardakların birbirine değme seslerini, köpüklere yansıyan ışığın güzelliğini. Birkaç kere yıkadıktan sonra kendinizi tutmak zor olabilir. Her fırsatta bulaşıkları yıkamak isteyeceksiniz. Bu da size eşinizle, ailenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde çok şey kazandıracak. Fakat ellerinizin birazcık sertleşmesine sebep olabilir. Bu yüzden iyi bir nemlendirici krem kullanmayı unutmayın. Bu duruşun faydaları. Bu egzersizde öğrendiğiniz farkındalık bütün hayatınız boyunca içinize işleyecek. Algılama ve akıl durumunuzda çok büyük hayati değişiklikler olabilir. Ilık suya ellerinizi koymak, kolunuzdaki önemli meridyenlerde parmaklarınıza doğru akan çi akışı yaratır. Bu meridyenler kalp, daha mutlu hissedersiniz, kalp zarı, daha açık hissedersiniz, hissedeceksiniz ve akciğer, daha özgür hissedeceksiniz, meridyenleridir. Vay canına, bulaşıkları yıkamak için can atacaksınız. Keyif sigarası. Harikaydı. Evet, çok teşekkür ederim. Sizinle paylaştığımız bu samimi deneyim neredeyse bitmek üzere. Ben çok eğlendim. Harikaydı. Yayıncım öyle düşünmese de hemen hemen her şeyi paylaştık. Gerçek şu ki sevdiğimiz işleri yaptığımızda sadece kendimizi değil çevremizdekileri de mutlu edebiliriz. En sonunda hepimiz ne hoşumuza gidiyorsa onu yapmak istiyoruz. Bu şekilde yaşayan insanlar bize ilham verir ya da eğer özellikle çok gerginsek bizi sinirlendirir. İşte bu siktir etin özüdür. Düzenlemelere, kurallara, beklentilere ve zorunluluklara tükürmek. Siktir et deyip kendi yoluna gitmek. Bu yüzden lütfen bu kitabı birazdan kapatın ve kendi yolunuza gidin. Siktir et neden temel ruhani yoldur? Dikkat etmemiş misiniz ve herhangi bir ortamda bunun hakkında bir şeyler söylemek isterseniz diye söylüyorum. Hayat ruhaniyetin ta kendisidir. Hayat sadece kendi yolunda akıp gider. Hayat kimseyi ne eleştirir ne de yargılar. Hayat olana karşı çıkmaz. Çünkü hayat olduğu gibidir. Hayat saf yumuşaklık ve rahatlıktır. Hayata direnmek sertlik ve gerginliktir. Siktir et her şekilde gerginlikten rahatlamaya giden bir yoldur. Siktir et en derin şeyi söylemenin en küfürlü yoludur. Rahatladığımızda ve hayatın akışına kendimizi bıraktığımızda esas özgürlüğün tadına varırız. İşte bu yüzden siktir et temel ruhani yoldur. Tamam, herhangi bir ortamda bu sözü söylemek zor olabilir ama biraz kıvırıp ne yapalım hayat bu arkadaş deyip seni seviyorum arkadaşım gerçekten diye ekleyebilir ve hedefi tam 12'den vurabilirsiniz. Görüşmek üzere isterseniz tabii. Evet, sizinle paylaştıklarımdan çok mutlu oldum ve sizi yine görmek isterim. Siz de istemez misiniz? Tekrar görüşelim olur mu? Ben geçen seferki gibi bir kitapçıda görüşmeyi düşündüm. Lütfen önermek istediğiniz başka bir şey varsa söyleyin. Eminim paylaşacak farklı birçok şeyimiz olacak. Böylece gelecek sefere kadar size iyi geceler diliyorum ve Tanrı, Buda, Lotusu, Lakshmi gönlünüze göre versin. Ben Ebru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümün sonuna geldik. Teşekkürler.